zamandır size söz vermiştim. 1000 aboneye özel sorularınıza cevap verecektim. Ve soru cevap videomuzu biraz geliştirdim. Hem makyaj yapalım hem de sorularınızı yanıtlayayım diye düşündüm. Bu videomda bana kız kardeşim eşlik edecek. Çünkü soruların çoğu aynıydı. Yani çoğu işte kaç yaşındasın, sevgilin var mı, nerede yaşıyorsun, ne iş yapıyorsun falan filandı. Onları böyle azalttık. O telefonla not aldı. O bana soracak. Ben cevaplayacağım. Aynı zamanda da burada bayağı bir makyaj malzemelerimi yaydım. Makyaj yapacağız. Sonra ben dışarı çıkacağım. Şimdi bugün no makeup sizle beraberim. Bir garip hissettim. İlk defa bu kadar renksiz ve makyajsız çıkıyorum kamera karşısında. Bence oluyor benden ya. Bunu da yaptıysam artık her şeyi yaparım. Neyse gerçi tatilde de artık gittiğimde vloglarken makyajsız olurum herhalde ya. Bu beni birazcık geriyor. Neyse hazırsanız 1000 aboneye özel soru cevap videomuz başlasın. Şimdi şöyle tacımı bir takayım saçlarıma. Şimdi makyaj malzemelerim değmesin. Doğum yapmış kadın tacı. Bu gerçekten. Pinko. Önce makyaj yapmadan her zaman güneş kremimi sürerim. Güneş kremim de Misha'nın güneş kremi. Bunu daha önce size videolarımda göstermiştim. Kışın da sürüyorum ben. Çünkü beyaz tenli olduğum için her an güneş lekesine çok açığım. Siz nasıl bir rutininiz var bilmiyorum da güneş kremi sürmeden olmuyor arkadaşlar. Bunu mutlaka rutininize eklemelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu süreyim. Bu biraz böyle yüzüm bunu emerken biz ilk sorumuza başlayabiliriz. Patlat bakalım ilk sorumuz gelsin. Gezi planlarında neye dikkat ediyorsun? Gezi planlarımda neye dikkat ediyorum? Buna sen cevap ver bence. En çok gezi badim sensin benim. Benim senin yanında olma. Evet. Çünkü bu hem aile açısından %99 güven ve şey içeriyor. Hani tam iki kardeşler işte falan birbirlerini koruyup kollarlar gibi oluyor. İkimiz için de çok iyi oluyor. Hem de şaka bir yana Almalı çok güzel bir gezme badisi. Yani kalmaya çok para harcamam. Benim için çok böyle lüks oteller olması çok önemli değil. Çünkü ben tatilde vaktini otelde geçirenlerden değilim. Daha çok dışarıda geçiriyorum. Temiz kalabileceğim bir yer olduğu sürece az para verip kalacağım yere çoğunu dışarıda görebileceğim şeylere harcarım. Ama onları da iyi araştırırım. Yani ne zaman nereye gideriz, kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor bunlara çok dikkat ederim. Yöresel lezzetlerine, ona buna dikkat ediyorum yani. Başka var mı senin eklemek istediğin? Bu soru bence ikimizi de ilgilendiriyor. Bence bu kadar. Tamam. O zaman next question. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 17 aşkım. Arkadaşlar ben 25 yaşındayım. Dün TikTok'ta, dün ya da önceki gün şöyle bir yorum aldım. Okulda vedalaştım işte çalıştığım insanlarla ve böyle pasta falan kestiler bana sağ olsunlar. Birisi bana şey yazmış işte mezun mu oldun hayırlı olsun falan yazmış yorumlara. Çok kişi benim çok küçük olduğumu zannediyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Eskiden çok üzülüyordum. Şimdi çok hoşuma gidiyor bu durum. Yani küçük zannediyorsunuz ama değilim. 25 yaşındayım. Teşekkür ederim. Evet genelde hala mekanlara girerken kimlik soruyorlar ve artık şey yapıyorum böyle öğretmen kimliğimi falan gösteriyorum. Ben öğretmenim bakın falan diyorum. Böyle çirkefleşiyorum. Hoşuma gidiyor bu durum yani. Güzel. Jouve'un kaş jelini almıştım. Fondötenimi veya pudromu sürmeden önce Jouve'un kaş jeliyle kaşlarımı sabitliyorum. Burada bir ayna var. Şimdi ben aynı zamanda bu aynadan da bakarak yapacağım. O yüzden kameraya bakmadığım zamanlar olacak. Şimdi ben bunu yaparken yeni bir soru alabilirim. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorum? Açık adresini vereyim mi? İstanbul'da yaşıyorum. Kaç kardeşsin? Bunu da sen hemen kendin için soruyorsun. Biz 3 kız kardeşiz. Üçüncümüzü de çok göremiyorsunuz kamera karşısında. Çünkü o şehir dışında yaşıyor ailemle beraber. Ama 3 kız kardeşiz. Zaten diğerini biliyorsunuz diye düşünüyorum artık. Bence bir ilişkide olmazsa olmaz nedir? Oo, bu güzel bir soru. Bir saniye. Kaşlarımızı hemen sabitleyelim. Bu arada ben bu jelden çok memnunum. Bu zamana kadar hiç jel kullanmamıştım. Evet aşkolar bakın
böyle sabitledim. Şimdi benim kaşlarım çok seyrek. O yüzden ben normalde boyuyordum. Yani kalemle böyle aralarını dolduruyordum. Hiç jel kullanmıyordum. Ama şu an jele başladım ve ben gerçekten bunu çok sevdim. Sadece erko kokuyor. Sevmem erko kokusu. Ama gerçekten güzel. Daha fresh duruyor. Daha parlak duruyor. O yüzden bunu tavsiye ederim. Sadece dediğim gibi fondöteninizden, pudranızdan falan önce sürün. Çünkü o zaman buralarda böyle bir tortulaşma olabiliyor. Ben ona dikkat ediyorum artık. Hem kameradan hem aynadan bakmak biraz zor. Fondötenim bu. 30 saat kalıcı diyor ama değil. Yani çok fondöten kullanan biri miyim? Çalışırken evet. Normal hayatımda hayır. Yazın olabildiğince az kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi de biraz süreceğim. Onun dışında pudrayla geçeceğim üstünden. Sorumuza gelirsek. Bir ilişkide olmazsa olmaz şey saygı. Yani saygı ve anlayış bir ilişkinin temelini oluşturduğunu düşünüyorum. Bir ilişki olduğuna göre arada zaten bir sevgi ve bir tutkunun olduğunu düşünüyorum. Zaten bu var. O yüzden adı bir ilişki oluyor bunun. Ama iki kişinin birbirine saygı duyması, anlayışlı olabilmesi benim için en önemli şeydir iki tarafta da. Ama karşı cinste benim aradığım özelliklerden biri merhametli olması. Böyle şeyler beni çok etkiliyor. Yani ben biraz daha böyle manevi duyguların yoğunluğuna önem veriyorum. Bu benim için önemli. İki taraf birbirine saygı duyduğunda orada zaten ihanet, yalan falan olmuyor. Bu yüzden bence gerçekten saygı ve anlayışın önemli olduğunu düşünüyorum. Ne iş yapıyorsun? Makyözüm aşkım. Ben psikolojik danışmanım. Bir okulda rehber öğretmenlik yapıyordum. Yani okul psikolojik danışmanı, rehber öğretmen. Artık bunun birçok tanımı var. Bu şekilde 2 yıldır böyle çalıştım hep. Şimdi ben çok fazla fondöten sürmedim. Pudramı süreceğim. Bu arada pudramı yeni almıştım hatırlıyorsunuz ama ortasını kırdım çantamda taşıdığım için. O yüzden bayağı böyle ana sağladı bu pudranı. Ama güzel, sevdim. Pudra pudra durmuyor. Şimdi hemen eğer kusurlarınız varsa. Benim cildim daha da düzeldi. Böyle lekelerim biraz daha geçti. Tabii bununla ilgili de bir video çekeceğim. 100 senedir çekemedim ama çekeceğim aşkolar. Bu arada ben ekstra bir gözaltı kapatıcısı kullanmıyorum. Çünkü o kadar gözaltılarım yoğun derecede kötü değil. Şöyle bakın. Sadece böyle ıvır zıvırla kapatmak yetiyor. Evet, next question. Son izlediğin dizi neydi, önerir misin? Ya ben bu soru cevabı yaptığımda biraz vakit geçti. O zaman ne izlediğimi şu an hatırlamıyorum. Çünkü ben çok bir şeyler izliyorum. Dizi değil de çok bir belgesel izliyorum falan bu aralar. Ama en son izlediğim dizi Prens'ti. Hatta dün bitirdim. Kafayı taktım 2 günde falan bitirdim onu. Çok tatlıydı, öneririm. Başroldeki neydi adı? Giray galiba. Muhteşem bir adam. Gerçekten çok keyif alarak izledim. Kafamı dağıtan bir dizi oldu. Kontür olarak pasteli kullanıyorum. Çok yoğun kontür kullanan biri değilim. Şimdi yapacağız bunu da. Ben böyle allık fırçasıyla sürüyorum. Sonra burnumu kontür fırçasıyla yapıyorum. Yani normalde her yeri kontür fırçasıyla yapamıyorum. O yüzden şimdi bunu allık gibi. Şimdi şöyle çenemize de ücretsiz jam line yapacağız. Evet, next question. Gelecek dahi hali kenarda. Aa, güzel soru. Severim böyle. Aa, ben bunu kimin sorduğunu hatırlıyorum. Çok sevdiğim birisi sordu bunu. Şöyle burnumuzu da hemen küçük bir kontür yapalım. Allah'tan burnumdan yana şanslı olduğumu düşünüyorum. Şimdi burnuma bir şey falan düşmez umarım. Çok kontür yapmıyorum o yüzden. Tamam. Gelecekte Aybüke nerede? Gelecekte Aybüke... bunu nasıl bir cevap verebilirim ya? Yani beklentin ne? Benim bir beklentim yok. Onu söyleyeyim. Ben beklentilerimi kestim. Çünkü ben bir şey beklediğimde, bir şeyi için umut ettiğimde hep bunların tersini ve veya ona ulaşmak için zorluklarını yaşadım. O yüzden ben beklentilerimi hep minimumda tutuyorum. Ama gelecekteki Aybüke'yi nasıl gördüğümü söylersem 20'lerinde gezmiş, tozmuş, eğlenmiş, dibine kadar yaşamış, iyi bir anne olmuş, güzel bir evliliği var, mutlu bir arkadaş çevresi var, sırtında çantası, geziyor, kucağında bebeği. Yani yaşıyor bu hayatı.
sevdiği işi yapıyor. Böyle görüyorum. Böyle olmasını istiyorum ve bunun için çabalıyorum. Bu da olacak, biliyorum. Şu anda da mutluyum yani yaşadığım hayattan. Tabii ki mutsuz olduğum noktalar var. Hala olmak istediğim yerde değilim. Ama zaten hayat biraz da böyle değil mi? Olmak istediğimiz yere ulaşmak için çabalamak bence hayatı bütünleştiren şey. Bir şey diyeceğim arkadaşlar, benim yanmam şaka mı? Ben denize, havuza falan daha hiç girmedim ve ben bayağı ten farkına girmişim ya. Bir de ben hiç bronzlaşamam. Bronzlaşamazdım ve ben bunu çok seviyordum, bronzlaşamamayı. Highlighter arıyor bir yandan da gözüm. Yani kızarırdım böyle domates gibi. Şu an bronzlaşmışım, hiç sevmem. Yani ben böyle şey, kırmızı kırmızı yanayım, çillerim çıksın. Onu seviyorum, neyse. İki gün sonra inşallah o da olacak. Highlighter'ımızı sürelim bu arada. Önceki haline nazaran biraz kilo almış gibisin. Bilerek mi aldın yoksa... Bu soruyu neden ekledin? Bilerek mi aldın yoksa istemeyerek mi? Şöyle, birazını bilerek, birazını bilmeyerek. Bu arada ben highlighter'ı da normal highlighter fırçasıyla süremiyorum. Bununla sürüyorum. Daha çünkü yoğun seviyorum ben. Pilates'e başlamıştım. Pilates'te zaten vücudumun şekillenmesi için biraz benim kilo almam gerekiyordu. Çünkü ben bayağı bir zayıftım önceden. Sonra tabii ki işte göğüs, kalça falan biraz yağ ihtiyacım vardı. O sırada yedim. Dikkat etmedim çok fazla. Sonrasında tabii benim midem biraz genişleyince ben yemeğe hep devam ettim. Bir de böyle gezdik, tozduk falan derken dikkat etmiyordum. Şu an 53-54 arasına gidip geliyorum. İşte regli dönemlerimde bir kilo oynamalar oluyor. Kadınlar bunu bilir. Onun dışında kilo vermek istiyor muyum? Kilo vermek şöyle, yani 51 falan olsam, 51-52, yani 1-2 kilo belki. Evet, daha iyi gözükebilir ama ben bu halimi seviyorum. Çünkü ben çok erkekte de kadında da böyle çok zayıflıktan hoşlanan bir kişi değilim. Yani biraz böyle vücudun erkekte de kalıplı durmasını seviyorum. Şimdi fitness'a başlayacağım. Onunla beraber daha vücudumun toparlayacağını düşünüyorum. Sadece şu tatil dönemini bir atlatayım, yani bir yurt dışına gidelim gelelim. Bir rahata ereyim, hemen fitness'a döneceğim. Geri dönüş yapacağız. İyi olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Far paletimizde. Bunu da özellikle bunu seçtim. Bunu sizle beraber almıştık. Pro paleti. Şimdi bundan bir renk seçip yapalım. Renkler yani. Yeni sorumuz da gelsin bu sırada. Sosyal medyadan para kazanıyor muyum? Şöyle, TikTok'tan kazanmaya başladım. Çünkü TikTok'ta canlı yayın açmaya başladım. TikTok'ta canlı yayın açmamla beraber hediyeler gelmeye başladı. Çok cüzi miktarlarda para kazanıyorum. Yani çok böyle yüksek paralar kazanmıyorum. Ama onun dışında sosyal medyada şu an büyük bir kazancım yok. İlerce bunları parmaklarımla süreceğim. Hiç şeyle uğraşamayacağım. Hızlı hızlı süreceğim. TikTok canlı yayınlarıma gelin. Hira bugün TikTok'a giriyor. Aa, TikTok'a giriyor falan diye. Şimdi şöyle bir makyaj yapalım. Böyle turuncu tonlarını kullanalım istiyorum. O yüzden ilk önce bunu süreceğim. Daha sonra şunu süreceğim ve gölgelendirme olarak da bunu yapacağım. Bunu yaparken yeni bir soruya da cevap verebileceğimi düşünüyorum. İç estetiğin var mı? Varsa nerede var? Yoksa nereden estetik yaptırmak istersin? Çok güzel bir soru. Hiç estetiğim yok arkadaşlar. Hiç dolgum, botoksum falan da yok. Ben de hiçbir zaman estetik yaptırabileceğimi düşünmüyorum. Estetik iğnesiz olunca yaptırabilirim. Nereme yaptırmak isterdim? Biraz üst dudağımı büyütmek isterdim. Zaten iyi durumda, kötü değil. Makyaj yaptığımda daha iyi oluyor ama hani şey seviyorum. Bir tık kalkık duruşu seviyorum. Ama yani olmasa da olur. Gıdışımı yok etmek isterdim. Gıdışımı şöyle bir fışık diye çektirip hep böyle dursun sen. Çünkü ben çok böyle hareketli bir mimikli konuştuğum için gıdım çok çıkıyor. Onun için bir estetik istemezdim. Çünkü zaten burnumdan memnunum, emmetiklerimden memnunum. Yani herkes bunu dolguyla falan yapıyor. Bir estetik istemezdim. Şimdi en son olarak şununla küçük gölgelendirmeler yapacağım. Bunu da parmağımla yapacağım valla. Bu aralar sana gelen en güzel kitap şekli ne? Yani bu kimden? Arkadaşlarımdan mı? Karşı cinsten mi? Aklına kim geldi sanırsın? Bu zararlı bir cümle oldu. Ben çok keko hitap şekillerini de seviyorum. Yani benim genel olarak beğendiğim hitap şekilleri var. Ama bunları burada söylemeyeyim. En son bana bir görüştüğüm birisi bana şey dedi. Pıtı pıtısın. Pıtı pıtı.
Fırtı Hanım dedi. Böyle şey diyordu. Daha doğrusu bunu tamamen anlatayım çünkü saçma bir şey olacak. Ben çok topuklu giyen bir insanım. İşte sen topuklularla pıtı pıtı geziyorsun ya, öyle Pıtı Pıtı Hanım yazmış. Bu çok hoşuma gitti. Böyle minnoş, minik, pıtı pıtı tarzı kelimeleri seviyorum ve hoşuma gidiyor. En son da duyduğum buydu. Ama ilişkisel olarak şimdi şöyle ince bir fırçayla da şöyle şuradan diplerini geçeceğim. Bir düşüneyim duygusal olarak. Yani çok klişe ama ben bebeğim kelimesini çok severim. Çünkü gerçekten bir bebek gibi hissettiriyor bence insana. Çok kro olduğunu biliyorum ve özür dilerim ama yavrum kelimesine düşüyorum. Yavrum güzel bir kelime bence. Onun dışında yani ben herkese böyle aşkım aşko falan dediğim için onlar beni böyle çok şey yapmıyor ama bebeğim güzel bence. Geldik şeyin zıp dediği noktaya. Şimdi ben eyeliner çekeceğim ama eyeliner çekerken tabii ki de size bakmayacağım. O yüzden ben burayı çekip hızlandırayım ama ondan önce böyle beyaz bir yarısını soyup yarısını vazgeçmişim, pes etmişim, soyamamışım. Beyaz bir göz kalemini gözümün içine süreceğim. Çünkü gözlerim küçük olduğu için bu daha büyük gösteriyor. Bugün de gece makyajı yaptığım için birazcık akşam dışarı çıkacağım için biraz gözlerim böyle büyük büyük olsun. Bakışlarım böyle etkileyici olsun. Burcun ne? Doğum haritamı sayıyorum. Burcum akrep. Yükselim yengeç. Ay burcum akrep. Ben tam bir su kadınıyım. Su. Suyun içinde yüzüyorum. Tam bir deniz kızıyım arkadaşlar. Çok duygusalım. Çok uçlarda duygularımı hissediyorum. Takıntılıyım. Başka ne var? Benim akrep olduğumu birisi tekte bildi. Ve bana şey dedi. Değil mi? İşte burcum ne sence falan. Bana böyle burcun ne diye sorunca karşı cins ben hep şey derim. Sen söyle falan olurum. Akrepsin sen dedi. Tam bir akrep kadınısın falan dedi. Ben de burcumun şeyini yansıttığımı düşünüyorum. Yansıtıyorsun. Çok sürmedim. Şimdi eyelinerım da bu. Ben uzun zamandır bunu kullanıyorum. Çünkü likitlerde çekemiyorum. Kalem olması gerek bana ve sert uçlu olması gerekiyor. Şimdi bunu çekeyim. Evet, eyelinerımı çektim. Bence çok güzel oldu. İkisini de eşit. Şimdi Flormar'ın Flow'ma bir allığını süreceğim. Çok allık kullanan biri değilim. Yeni başladım çünkü çok herkes sür dedi. O yüzden pinko aldım. Şöyle ben buralarıma süreceğim. Böyle pinko olsun. Şimdi rimelimi sürerken, rimelim bu zaten, hani bu doğduğumdan beri bunu kullanıyorum. Diğer sorumuz gelsin. Son zamanlarda en çok dinlediğin şarkı ne? Bunu cevap vermek istemiyorum. Bunu es geçelim. Şöyle son zamanlarda değil de her zaman dinlediğimde içimde bir şey oluşturan şarkılar var. Böyle şarkılardan örnek verebilirim. Sadece daha altına sürebildim 2 saatte. Arkadaşlar şöyle, her dinlediğim zaman gözlerimi dolduran bir şarkı var. Sezen Aksu Vazgeçtim. Onun melodisi böyle nı 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 dediği an ben zırlamaya başlıyorum. O şarkı bende çok böyle, aslında hani bir işte birinden vazgeçtiğimde anlamı falan yok. Hani işte eski sevgilim için dinliyordum falan gibi değil. O şarkı benim böyle yüreğimi cız ettirir. Sezen Aksu'yu çok severim. Bir ara çok sık dinliyordum. Şu an o modda değilim. Çok sık dinlemiyorum ama gerçekten her dinlediğimde beni hemen hemen her şarkısı etkiler ama Vazgeçtim çok etkiler. Another Love çok sevdiğim bir parça. Etkilenirim. Her dinlemde hoşuma gider. Piyano altyapılı şarkıları da zaten çok severim. Dinlerken de çok keyif alırım. Onun dışında düşünüyorum. Birkaç hafta önce böyle manyak gibi şey, oha rümenli ve rümensiz gözüm ne kadar fark ediyor, kirpiklerim. Neyse. Son zamanlarda Nova Norda'nın bir şarkısını çok dinliyordum. Yani 2 hafta önce falan. Yo 2 değil ya, 3-4 hafta oldu mu ki? Daha fazla mı oldu 2 hafta? 3-4 hafta. Yani 3-4, neredeyse 1 ay önce falan Nova Norda'nın bir şarkısına sarmıştım.
köpek gibi her dakika böyle onu dinliyordum. Aşırı derece etkiliyordu beni sözleri, işte hissettirdikleri falan. Onun böyle bir şeyini çıkarttım. Kaldırdım rafa. Bu dediğim işte Another Love olsun, işte sınavı ne kadar uç örnekler verdim bu arada. Bu ikisi mesela benim her çaldığımda, yani bir kafede, bir restoranda, bir yerde çaldığımda bile beni böyle etkileyen şarkılar. Mert Demir'i bu ara dinliyorum. Yani dinlemek istemesem de gerçekten onun şarkıları, onun daha doğrusu hani tekrar söylediği şarkılar hoşuma gidiyor. Ya ben Kırmızı Ruj sürmek istiyorum şu an, şey şarkısını arkaya koyup sanma geri dönerim. Sanma geri dönerim, bir daha seni severim, ne istedin de verim. Kendinde sevdiğin ve sevmediğin üçer özellik nedir? Ya çok güzel bir soru, bunu kim sormuş, versene bir telefonunu. Bu kim be? Şuna SS al bakacağım sonra. Aa çok güzel bir soru. Çok sevdim ben bunu. Burcumda Mekin, Velvet olması gerekiyor. Evet, Velvet. Bunu süreceğim. Dediğim gibi kırmızı sürmek isterdim ama bugün böyle çok abartmayayım dedi. Çünkü bana kızıyorlar sonra. Diyorlar ki sen rol çalıyorsun insanlardan. Tamam, hazırım. Şimdi soruyu cevaplıyorum. Kendimde sevmediğim 3 özellikten başlamak istiyorum. Aa, 3 tane yok ya. Çok fazla oldu. Çok sevmediğim özellik şu, çok düşünüyorum. Ben yani overthinking dedikleri şey bende çok yoğun var. Çok düşünen bir insanım. Bunu sevmiyorum. Değiştirmek istesem bunu kesin değiştirirdim. Her şeyi düşünüyorum bu arada. Aklınıza gelebilecek her şeyi. Onun dışında obsesif yanlarım var. Yani bir şeyin tam olmasını istiyorum. Onun için acele ediyorum. Hızlı hareket ediyorum. Böyle her şey düzenli. Hani böyle carpe diem mantığı, hani ana sal, yaşa mantığı bende pek olmuyor. Daha plancı, daha mükemmelliyetçiyim. Bunu değiştirmek isteyebilirdim. Ama belki bunu çok da değiştirmek istemeyebilirdim ya. Çünkü bazen bu iyi de geliyor sanki. Üçüncü olarak kendimde sevmediğim özellik. Çok duygusalım. Yani gerçekten bir şeye o an çok mimiklerime yansıtıyorum. Yani bir şeye sinirlendiğimi, bozulduğumu, bir yerde bir şey olduğunu tepki vermem gerektiğinde tepki veriyorum hemen. Yani anlık duygusallığımı çok yansıtıyorum. Bu üç özelliğimi değiştirmek isterdim. Kendimde sevdiğim üç özellik. Ay üç az yani, hangi birini saysam. Ben değil, Almula söylemeli. Ben de sevdiğim üç özellik. Sen de söyle, ben de söyle. Tamam. Ben çok merhametli bir insanım. Bunu eskiden çok sevmiyordum ama şu an çok seviyorum. Çünkü gerçekten bence hayatımızdaki herkes, karşılaştığımız dahi herkes bize bir şey öğretiyor ve bir şey katıyor. O yüzden ona gösterdiğim merhametin bana iyi hissettirdiğine inandığım bir dönemdeyim. Bunu çok seviyorum, bu özelliğimi. Çok enerjim yüksektir benim. Öyle çok hani bir ortama ayak uydurmakta zorluk çekmem. Bunu diyecektim ben de bildim. Gerçekten mi? Yani hiçbir zaman yeni bir ortama girmekten, yeni bir şehre gitmekten, yeni bir yerde çalışmaktan çekinmedim. Çünkü çok çabuk oraya adapte olurum. Çok iyi ilişkiler kurarım. Hemen girişkenimdir. Bu özelliğimi çok seviyorum. Son olarak da... Bence iş bitiren bir yapım var. Yani, evet, bunu herkes söylüyor. Evet. Yani evet, iş bitiririm. Birinden işi gayet güzel, disiplinli bir şekilde yapıp hemen o gün içerisinde halledebilirim. Hallederim, evet. Ya bence ben iyi bir dostum ya. Yani bunu seviyorum. Hani bir dost özellikle işte iyi bir sırdaşım. Arkadaşlarımın yanında hep olurum. Onlarla gülerim, ağlarım. Onların mutluluğuyla mutlu olurum falan. Bu özelliğimi seviyorum yani, gerçekten içimde hiçbir zaman aa işte o bunu yapmış, nasıl yaptı falan olmadı. Her zaman o yaptıysa o bunu hak ettiği için oldu. O orada olması gerekiyor. O bunu başardı. Ya bu karşı cinste de böyle. Yani bu empati yeteneğim mi yüksek acaba? Hocam siz bu konuda daha iyisiniz. Psikolog olan sizsiniz. Artık benim karşım psikolog ya, mezun oldu. Artık evde gerçekten bir psikolog var. İnanabiliyor musunuz? Yani empati yeteneğim yüksek. Bence ben bunu seviyorum. Bazen bu bana kötü dönüşler yapsa da ben bunu seviyorum. Şimdi o zaman benim de bir sorum olacak Almula'ya. Sen bir noktamı değiştirmek isteseydin benim, hangi noktam olurdu?
Çok zor bir sorumuş. Evet ya. Korkma, bundan sonra seni evden gönder. Şunu değiştirmek isterdim. Tek bir şeye odaklanıp diğer her şeyi bir yanda negatif düşünmek. Ağlayacağım şu an. Bu kadar iyi anlatamazdı. Evet, benim böyle bir özelliğim var. Ben bir şeye odaklandığım zaman karşımdaki fırsatları hep kaçırırım. Evet, bunu düzeltsen aslında daha güzel. Sarıladın mı? Ben duygulandım, gözyaşlarım rimelim akacak. Çok pahalı, of. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün bana sorduğunuz sorular için de teşekkür ederim. Bunu ara ara yapalım. Ben böyle keyif aldım. Güzel bir soru cevap. Sana da çok teşekkür ederim. Güzel spikerim benim. İnşallah bundan sonraki vlog tatil vlogu olacak. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Artık bunu 500 kere söyledim. Hayat takip etmeyenler yoktur umarım. Ve 1000 aboneye özel demiştik ama şu an 1040 falan oldum herhalde. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizinle olmak, video çekmek, içerik üretmek, konuşmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.